Ağcamədərlə Qarabağ müharibəsindən bir il keçir. Bu müharibə regional Rusiya sülm məramlarının yerləşdirilməsi və Qarabağda Rusiya-Türkiyə monitorinq mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ilə nəticələnib. Bu sahədəki yeniliklər nədir? Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz və başqa müzakirələrdəki maraqlarının ziddiyyət təşkil etməsinə baxmayaraq, onlar bu regionda əməkdaşlıq edə bilərlərmi? Evet, Dağlıq Qarabağ, Türkiyə və Rusiya arasındakı karmaşık ilişkinin adeta son nümunəsi E, tıpkı e, Suriye'de e, ve Libya'da olduğu gibi, e, Ankara ve Moskova bir yandan çatışırken, e, bir yandan da e, üçüncü ülkelere karşı kendilerine avantaj sağlayacak işbirlikleri geliştirebiliyorlar. Ve Dağlık Karabağ'da bunun son örneğiydi. E, fakat aynı zamanda da unutmamak gerek ki e, bu ucu, ucu açık bir süreç. E, yani hem Rusya hem Türkiye e, kendisi için e, daha avantajlı e, olabilecek e, yeni pozisyonlar kazanmaya çalışıyor. E, Bunun örneğin e, Ocak ayında e, Rusya, e, Azerbaycan ve Ermenistan'la birlikte e, bir anlaşma imzaladı, e, bölgedeki işbirliğine yönelik bir anlaşma imzaladı ve e, açıkçası kendi nüfuzunu, kendi etkisini güçlendirecek bazı adımlar attı. Son dönemde de Bakü ve Moskova arasında yaşanan bazı gerilimler oldu ve bu süreçte de Türkiye'nin Azerbaycan'la ortak askeri tatbikatları gündeme geldi. Yani bunu da Ankara'nın kendi etkisini ve gücünü arttırma çabası olarak görebiliriz. Şu aşamada da gündemde olan mesele Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşip normalleşmeyeceği. Rusya'nın e, bu yönde bir telkini oldu, bir tavsiyesi oldu. E, daha önceki e, girişimde biliyoruz ki e, Azerbaycan e, bu tip bir yakınlaşma önünde engeldi. E, fakat artık e, askeri zaferi sonrası e, bu engelin e, kalktığı ya da yumuşadığı yönünde tespitler geliyor. E, bu da demek olabilir ki önümüzdeki süreçte e, gerek Bakü'nün gerek Moskova'nın e, yakın gözetimi altında bir Türkiye, Ermenistan yakınlaşması. En azından diplomatik ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımlar görebilir miyiz? Eğer bu adımları görürsek bunun Türkiye ve Rusya'nın bölge için gelecek planlarında nasıl etkisi olabilir? Sanırım bu soruların yanıtını arıyor olacağız. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin Çarşamba günü Soçi'de görüşü, iki liderin Suriye, Libya, Afganistan ve Cenevgül Kafkas'taki vaziyeti müzakere edeceği gözlenildi. Bu görüş fonunda Türkiye ve Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında sülh yaratmak sayılarına hansı tövbeleri verebilir? Bunu biliyoruz ki çok farklı coğrafyalarda Türkiye ve Rusya bir yandan çatışırken bir yandan da ortak zemin bulmaya çalışıyor, işbirlikleri geliştiriyor. Önümüzdeki süreçte de Dağlık Karabağ Türkiye ve Rusya arasında bir yandan gerilim ama bir yandan da işbirliği imkanları sunmaya devam edecek. Öncelikle şunu biliyoruz Rusya'nın bu dondurulmuş krizler çok işine geliyor. Çünkü barış gücü altında Rus askerlerinin varlığı Rusya'nın nüfuzunun etkisinin devamını sağlıyor ve önümüzdeki süreçte de Bölgede bu şekilde hani adeta askıda kalmış bir krizin devamı Rusya'nın arzusu olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan açısından ise bir an önce ateşkes anlaşması ve sonrasında dile getirilen yeni ulaşım yollarının açılması ve bunlara ilişkin kuralların formal hale getirilmesi önem arz ediyor. E, çünkü Türkiye e, İran ya da Gürcistan e, üzerinden olmayan doğrudan bir yolla e, Azerbaycan'a ve oradan da Orta Asya'ya açılmak istiyor. E, fakat e, bu e, Ermenistan e, ve Rusya açısından e, aynı şekilde arzu edilebilir e, ya da e, aciliyet arz eden e, bir mesele değil. Yani, dolayısıyla önümüzdeki süreçte e, buradaki dört farklı aktörün yani Türkiye'nin Rusya'nın Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın e, farklı öncelikleri olacaktır. E, ve bu farklı öncelikler e, doğrultusunda da farklı takvimleri ve farklı siyasi gündemleri e, takip edeceklerdir. E, şunu unutmamak gerek e, Türkiye, Ermenistan e, arasında yaşanabilecek e, olası bir e, diplomatik normalleşme süreci, e, aynı zamanda e, Türkiye-Azerbaycan ve aynı zamanda da Türkiye-Rusya ilişkilerinin de bir yansıması olacak. Yani dolayısıyla e, Türkiye ve Rusya bugün Ukrayna'da, e, belki Suriye'de ve belki de yakın gelecekte Libya'da eğer gerilimler yaşarsa e, bu gerilimlerin e, Kafkaslara da, Güney Kafkasya'ya da yansıması şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Muharebeden bir yıl sonra barışık ve sülh kurmak sayılarının esas kampanyatları neden ibarettir? Şu anda e, birbirine paralel e, birkaç farklı sürecin e, yürüdüğünü söyleyebiliriz. Hani bir yandan e, Türkiye ve Rusya'nın da dahil olduğu e, ve Kasım e, 2020 sürecinin devamı diyebileceğimiz hani bir ateşkes süreci devam ediyor. Buna paralel olarak e, Rusya'nın e, bizzat e, Azerbaycan ve Ermenistan'la e, imzaladığı anlaşma üzerinden yürüttüğü bir bölgesel işbirliği süreci var. E, ama son dönemde e, Minsk grubunun da yeniden e, devreye girdiğini e, ve bu sürecin de Rusya tarafından da e, desteklendiğini görüyoruz. E, i̇şte e, buna Türkiye'nin e, Rusya, Türkiye, Gürcistan, İran, Azerbaycan ve Ermenistan'ı da dahil ettiği bölgesel bir sü süreç çabasında eklersek birbirine zaman zaman destekleyen, zaman zaman da belki engelleyen paralel süreçlerin yürümekte olduğunu görebiliriz. Önümüzdeki süreçte tahmin ediyorum ki Türkiye ve Rusya buradaki ana itici güçler ya da ana engeller olduğu için Ankara ve Moskova'nın tavrı belirleyici olacaktır. Yani Ankara ve Moskova önümüzdeki süreçte bu paralel Süreçlerden hangilerinin eee önünün açılıp, e, hangilerinin belki hani yəni, bir anlamda yavaşlatılacağına eee ilişkin ana karar vericiler olacak diye düşünüyorum. Bunun envvelində Türkiyə və İran xarici işlər nazirləri Mövlud Çavuşoğlu ilə Cəvad Zərif arasında keçilən görüşdən sonra Qafqazda Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan, Türkiyə, İran və Gürcüstanın iştiraki ilə 3+3 formatında əməkdaşlıq mexanizmi təklif ediblər. Bununla bağlı düşüncəniz nədir? Türkiye 3 artı 3 formatıyla aslında belki de Rusya'nın bölgedeki jeopolitik ağırlığını bir nebze olsun dengelemeye çalışıyor. Çünkü her ne kadar Ankara ve Moskova, işte Suriye'de, Libya'da ve bugün Dağlık Karabağ'da farklı süreçlerin içinde olsa da bu asimetrik bir ilişki. Çünkü Rusya'nın askeri anlamda, ve hatta ekonomik anlamda büyük avantajları var Türkiye ile olan ilişkilerinde. Bu 3 artı 3 formatı bölgesel bazı diğer aktörleri de devreye sokarak belki Ankara açısından bu asimetriyi gidermede bir rol oynayabilir. Ama aynı zamanda şunu da unutmayalım, bu aslında çeşitli riskler de içeren bir süreç. Hani bir yandan Minsk grubunun bugüne kadar olan e, oldukça etkisiz e, başarısız e, karnesi göz önüne alındığında Hani bu tip bir e, başka bir 3 artı 3 formatının da e, belki de çok başarılı olamayacağını öngörebiliriz. E, diğer yandan da e, şunu hiç unutmamak gerek ki e, İran meselesi e, bugün e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri için e, beraberinde her zaman büyük soru işaretleri getiren bir, e, dahiliyet, bir katılım olacaktır. Dolayısıyla e, özellikle Türkiye-Amerikan ilişkilerinde e, İran odaklı krizlerin ne derece büyük olduğu göz önüne alınırsa e, işte örneğin İran'ın yaptırım delme çabalarına Türkiye'nin katkısı gibi e, ben Washington'ın e, bu sürece e, kuşkuyla bakacağını düşünüyorum. E, özellikle de İran'ın e, varlığına kuşkuyla bakacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla bu e, bu girişimi belki Ankara'nın bir diplomatik açılımı olarak görebiliriz, fakat uzun soluklu olup olmayacağı ya da etkili olup olmayacağı konusunda soru işaretleri bulunmaya devam ediyor.